Ahlak, ilkeler, ahlaki davranış temel bir ilkedir. Zira insan ahlak ile mükelleftir, hayvan ahlak ile mükellef değildir. Hiçbir hayvana ahlaklı veya ahlaksız nitelemesinde bulunulamaz. Çünkü hayvandan ahlak beklenmez. Ahlak davranışlarla ilgilidir. Ahlak sözle değil, davranışla ilgilidir. Bir insanın ahlaklı olup olmadığı davranışından belli olur. Ve din bu manada ahlaktır. Ve Kur'an'a sunduğumuzda geçer not alan, Allah Resulü'nden nakledilen o ifade oturmaktadır Kur'an'ın mesajının üstüne. Nedir? اِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَحْلَقِ Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Çünkü وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Aslında bunun bir açılımıdır o. Sen muhteşem bir ahlak üzeresin. Dolayısıyla ahlak, o da bir zümrüdü anka kuşu, masal kuşu, Kaf Dağı'na gitti. Ahlaksızlık, Müslüman toplumların normal bir davranışına dönüşmüş durumda niceden beri. Yani burada alan ahlaklarından bahsetmiyorum. Bilim ahlakı, meslek ahlakı, ekonomi ahlakı, siyaset ahlakı, iman ahlakı, münafıklık, bir kafirlik biçimi değil, bir iman ahlaksızlığıdır. Dolayısıyla ahlakın tefessüh ettiği, kokuştuğu bir toplumda hiçbir olumlu davranış bekleyemezsiniz. O toplum çürümüş bir toplumdur. Ve şu anda İslam toplumlarının içinde bulunduğu ahlak krizini, hayır yoktur, öyle bir şey yoktur. İslam toplumları dünyanın ahlak skalasında en üsttedirler diyeniniz var mı aranızda? Böyle bir şey var mı? Bunu söyleyecek var mı? İçinde yaşadığınız toplumu görmüyor musunuz? İnsan ilişkileri çürümüş durumda. Yani en yakınlardan başlayarak insan ilişkileri çürümüş durumda. İnsan ilişkilerini çürüten şey, korozyona uğratan şey, paslandıran şey ahlaki ilkelerin olmayışıdır. Dahası, insanın Allah'la ilişkisi çürümüş durumda. Çünkü Allah'a karşı ahlaklı davranmıyor insan. Aslında iman ahlaki bir terimdir, biliyor musunuz? İman ahlaki bir terimdir. Ama biz onu teolojik bir terime dönüştürdük. Biz onu teolojinin konusuna indirgedik. Bu bir indirgemedir. Evet. Nedir iman ahlakın konusu yapan? Güven. Güven. Birebir güven. Onun için ben bu Arapça terimlerin Türkçeleştirilmesini istiyorum. Ki anlasınlar. Türkçeleştirilmesine ısrarla karşı olanlar da anlarlarsa iş bozulur, tezgah gider diye düşünüyorlar. Onun için ben özellikle de hatta artık öyle oldu ki insanlar Arapça bir şey duyunca yüzleri ekşiyor. Kulaklarını tıkayası geliyor. İnsanları çok iyi anlıyorum. Niye? Şimdi Arapça her şeyi Allah'ın ayeti zanneden bir kütle var. Kütle. Bilinçli kullanıyorum, kitle demiyorum. Yani adam masal anlatıyor Arapça. Yalan söylüyor Arapça. İftira ediyor Arapça. Allah Resulüne yapılmış bir iftirayı hadis diye taşıyor. Bir şey söylüyor, millet de kitaptan konuşuyor zannediyor. Kitaptan konuşuyor da şeytanın kitabından konuşuyor. Yalanın kitabından konuşuyor. Onun için ben mümkün olduğu kadar ayet metinlerini bile okumayasım geliyor. Yani manasını veresim geliyor sadece. Yani onun için de zorunlu olmadıkça okumamaya çalışıyorum. Bu nedenle insanları anlıyorum. Niye? Din deyince gelmiş insanlara. Çünkü gördükleri dinciler ahlaksızlığın dibini bulmuşlar. Ben anlıyorum insanları. Ama onlar da beni anlasınlar. Sizi din deyince getirten şey din değildi. Din o değildi.
İslam o değildi. Onlar İslam'a yüç oldular. Onlar İslam'ın yüz karası oldular. O değildi. Şimdi bunu da tiye alan ateler oluyor. Ateistler oluyor daha doğrusu. Ateler pek almıyor da ateistler alıyorlar. Yani ateliği ideolojiye dönüştürmüş olanlar. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Niye yapmayın biliyor musunuz? Bu ibare bana ait, telifi de benimdir. Çalacak olanlara duyurulur. Varlık sabitidir. Varlık sabiti ne demek? Siz fizikte sabitler duydunuz mu? Bakınız onlar tartışılmaz. Mutlaka sabitler vardır. Mesela fizikte Planck sabiti vardır. Kainatın başlangıcını Planck isimli bir fizikçi, büyük bir fizikçi Planck sabiti hesaplayarak başlatmıştır. 10^-43. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir saniyenin 43 sıfır atacaksınız birinin arkasına. Katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyonda biri. Yani varlığın matematiksel başlangıcını oraya kadar götürebiliriz diyor. Ondan öncesine götüremiyoruz diyor. Matematiksel olarak bile. Buna Planck sabiti diyorlar. Kozmogonide yani kainatın yaratılışında 4 aşama vardır. 4 süreç. İlk süreç Planck sürecidir. İşte oradan başlar mesela. Başka sabitler de vardır. Matematik sabitleri vardır. Matematik yüksek matematik bilenler bilir. O sabitleri alırsınız. Reddedemezsiniz. O sabiti almadan problemi çözemezsiniz. Onu tartışamazsınız. Ya bu niye böyle diyemezsiniz mesela. O öyledir. Pi sayısı öyledir arkadaşlar. 1,14'tür. Altın oran öyledir arkadaşlar. 1 çarpı 1,618'dir. Niye öyledir? Niye olmaz işte? O öyledir yani. Anlatabiliyor muyum? Onu ben öyle kabul etmiyorum diyemezsiniz. Allah varlık sabitidir. O sabiti çektiğinizde kalmıyor. Boş. Anlatabiliyor muyum? Yani varlık niye var? Yok olmalıydı. Niye var? Birinci soruda nakavt oluyorsunuz. Vesaire. Yani burada dersim varlık ispatı değil. İspatı vücut değil. Onun için uzun tutmayacağım. Ama ate arkadaşlara buradan lütfen yapmayın. Yani yobaz olmayın. Ben dincilerin yobazlarından usandım. Bir de atelerin yobazları ağır geliyor bana. Onun için açık olun, açık olun. Yani size bir şey anlatabileyim. Sizi dinliyorum zaten. Üstadınızı dinliyorum. Dünyadaki üstadlarınızı dinliyorum. Hem de çok ciddi dinliyorum. Evet, çok ciddi dinliyorum. Uluslararası arenada militan ateistim diyen bilim adamlarını ciddi ciddi dinliyorum. Sonuna kadar dinliyorum. Onun için siz de dinleyin. Yobaz olmayın. Eğer kendinize güveniyorsanız.